görev süresi boyunca en çok doğal afetle karşı karşıya kalan bakan oldu. Döneminde 665 bin konut baştan aşağı yenilendi. Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm. Kendisi gibi babası da inşaat mühendisi. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum'dan bahsediyoruz. Gelin Kurum'u yakından tanıyalım. Memur bir ailenin oğlu olarak 7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Murat Kurum'un inşaat ve çevre ilgisi aslında babadan geliyor. Çünkü Kurum'un babası Mehmet Bey de bir inşaat mühendisi. Anne ve babası Konyalı. Kurum aynı zamanda 3 çocuk babası. İlkokul ve 1. sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okudu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum liseyi de burada tamamladı. Lisede sporla da yakından ilgilendi. Okulun basket takımında oynadı. Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum, üniversitede baba mesleğinden devam ederek mühendis olmak istedi. Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı ama gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi ve bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki inşaat mühendisliği bölümünü kazandı. Eşi Şengül Kurum'la da o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Murat Kurum 1999 yılında Türkiye'nin Marmara depremiyle sarsıldığı bir dönemde mezun oldu. Yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yaptı. 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı. Kamuya hizmet yolunda adım adım ilerleyen Murat Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü yaptı. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar, modern yaşam alanları kazandıran kurum, Emlak Konut'un marka değerinin artırılması için de özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük iki halka arzı onun döneminde gerçekleşti. Kurumun Emlak Konut'taki başarısı onu kabineye taşıdı. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. 365 bin sosyal konut onun döneminde yapıldı. İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm alanında bir seferberlik oluşması için çalışmalarda bulunarak on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı. Bakanlık görevi boyunca birçok afetle karşılaşan kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Günlerce yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için afetzedelerle bir arada olan kurum, Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden imar etti. 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Son olarak asrın felaketinin ardından bölgede tam 58 gün kaldı. Geçici yaşam alanlarını kurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 5 yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin 81'ine hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere tam 81 ilde 45 şehir meydanını tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı. 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaşan kurum, sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını da başlattı. Bakanlığı döneminde 13'ünü tamamladı. Yine bakanlık görevi boyunca Emin Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük bir çaba harcadı. Profesyonel çalışma hayatında devletin her kademesinde hizmet için çalışan Murat Kurum, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında devam ediyor. Murat Kurum'un boş vakitlerinde eski Türk filmlerini izlemeyi sevdiği, futbol, basketbol ve PlayStation oynamaktan keyif aldığı da biliniyor. Evet, İstanbul 31 Mart'ta yeni başkanını seçecek ve işte Murat Kurum bu göreve talip.